Anadolu'nun kanalı BRT ve ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu çalışma ziyareti amacıyla İstanbul'da bulunan Moldova Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Soruları yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin F-16 alımına ilişkin nihai metinde olumsuz bir unsurun olmaması olumlu gelişme dedi. F-16 konusunda teknik görüşmelerin yapıcı bir ortamda devam ettiğini hem Milli Savunma Bakanımız, teknik arkadaşlarımız, bizler de birkaç defa açıklamıştık. Yine sorulan sorulara cevap verirken bunu vurgulamıştık. Diğer taraftan ABD yönetiminin F-16 konusunda desteğinin tam olduğunu kendi açıklamalarında da gördük. Bizimle ikili görüşmelerinde de bunu sürekli vurguladılar. Hem bize hem açıklamalarında hem bize bizimle toplantılarda hem de yaptıkları toplantılarda açıklamalarında bunun NATO için de son derece faydalı olduğunu, ittifak için de faydalı olduğunu da vurgulamışlardır. En son Sayın Cumhurbaşkanımızın Biden'la Bali'deki görüşmesinde yine Biden F-16 konusunda yönetimin desteğinin tam olduğunu söylemişti. Tabii Kongre'nin de burada rolü önemli. Dolayısıyla Kongre'nin rolünün de olumlu olması gerekiyor. Bazı açıklamalar oldu ama nihayetinde sizin de söylediğiniz gibi bu ulusal savunma yetki yasasının oylamaya sunulacak nihai metinde olumsuz bir unsurun olmaması olumlu bir gelişme. Biz bunu olumlu karşılıyoruz. Ayrıca bu konuda bilgimiz vardı. Basına düşmeden önce de bilgimiz olmuştu. Ve bunun bir an önce artık nihayete ulaşması gerekiyor. Bu yasanın da onaylanması gerekiyor. F-16 alımımız ve de mevcutların modernizasyonunun da artık prosedür olarak tamamlanması gerekiyor. Bu herkesin yararına. Herhangi bir şarta bağlı olduğu zaman almamızın bir anlamının olmadığını da daha önce de söylemiştik. İkinci sorunuza gelecek olursak, tabii Rusya ile bu süreçte de angajmanımız devam ediyor. Bir taraftan Tahıl Anlaşması'nın sorunsuz bir şekilde işleyişi, diğer taraftan biraz önce bahsettiğim gibi bazı konularda Türkiye'nin arabuluculuğunun devam etmesi, ikili ilişkiler konusunda da aynı şekilde Rusya ile temaslarımız devam ediyor. Ayrıca sadece Ukrayna konusunda değil, diğer bölgesel konularda da angajmanımız devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Mehmet Ali Şahin, Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz ve filosiman projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Şahin, 2023 yılının Mart ayında Karadeniz doğalgazının genel sisteme eklenmesi planlanıyor. Önemli olan Türkiye'yi bir adım daha öne taşıyabilmektir dedi. Yani 2023'ün Mart'ında Karadeniz doğalgazının genel sisteme ekleneceği, dahil olacağı şeklindedir. Tabii tam kapasitede o doğalgazdan yararlanmaya başladığımızda Türkiye'de evlerde kullanılan doğalgazın tamamını 25 yıl süreyle oradan karşılayabileceğiz. Bu önemli bir imkandır. Yani düşününüz, evlerde kullanılan doğalgazı artık dışarıdan almayacağız. Kendi üretimimiz olacak. Bu hem fiyatlarda vatandaşımızı memnun edecek bir indirime yol açacak, hem de dışarıya döviz ödemekten kurtulacağız. Şimdi hala çalışmalar devam ediyor. İneriyorum ki başka alanlarda yeniden doğalgaz, hatta petrol bile bulmak mümkün olabilir. Bu konuda da çalışmalarımızı büyük yüzde devam ettiriyoruz. Önemli olan Türkiye'yi her gün, her ay, her yıl bir adım daha öne taşıyabilmektir. Yerinde saymak değil. Yerinde sayan geriye doğru gider aslında. Biz 20 yıllık süre içerisinde her alanda Türkiye'ye önemli mesafeler aldırdığımızı düşünüyorum. Bunu siz de görüyorsunuz. Yolundan tutun da işte Karabük'ten bahsettik. Olmayan şeyler şimdi olur hale gelmiş. İnşallah yeni hizmetlerde bunu ekleyeceğiz. Yeni dönemde tabii ki milletimizin takdiriyle, desteğiyle olacaktır bu. Filyosla da önemli bu. Filyos limanı bitti. Evet. Ve işte arkasında doğalgaz tesisleri büyük bir hızla devam ediyor.
ve orada bir endüstri bölgesi kurulacak. Bu konuda da çalışmalar devam ediyor. Filios Limanı'nın yapılmasında Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Binali Bey'in gerçekten büyük gayretleri vardır. Hatta Filios Limanı yapılmayacak şeklinde bir bilgi geldiğinde, o sırada ben milletvekiliydim. Rahmetli Burhanettin Hoca da beraber milletvekiliydik. Sayın Bakan'ı ziyaret ettik, Binali Bey'i. Pek gündemlerinde yokmuş. Evet, ben de vardım. Sen de vardın heyetle. Eksik olması, Binali Bey bunu ciddi olarak ele alalım dedi. Gerçekten ele aldı ve çok ciddi bir ödenek ayrılarak Filios Limanı yatırım programına girdi. Ve işte kısa sürede de bitti. Diğer sorunları, yani şunu söylemek istiyorum. Başa geldiğimizde Karabük'te var olan sorunların aşağı yukarı tamamını çözmüşüz. Ama bir şey var ki vatandaş seçimlere doğru giderken yapılanları satın alır. Yeni şeyler ister. Yeni şeyler söylemeniz lazım. Mevlana öyle demiyor mu? Dünde kaldı, düne ait ne varsa cancağızım. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. AK Parti Grup Başkan Vekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın'a yapılan yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Tunç, Amasra ilçemizde yolcu limanımızı geçen sene Cumhurbaşkanımızın kararıyla gümrük kapısı haline getirdik dedi. Bartın'ımızda, Bartın Amasra ilçemiz turizm açısından önemli. Karabüklerin de en yakın sahili bizim Bartın sahillerimiz. İnkumu, Güzelcehisar, Mugada, Çakraz, Amasra, Kurceşile çok sayıda 14'e yakın plajımız var. Amasra ilçemizde de yolcu limanını inşa ettik. Bu yolcu limanını geçen sene Cumhurbaşkanımızın kararıyla gümrük kapısı haline getirdik. Hudut kapısı oldu ve şu anda yolcu gemileri, kruvaz gemileri geliyorlar. İki haftada bir Soçi'den Rus turistler geliyor. Ve Amasra'da gemiden 1000 kişi aynı anda iniyor ve esnaftan alışverişini yapıyor. 2-3 otobüsü de Safranbolu'ya gönderiyoruz. Yani günübirlik onlar Safranbolu'yu da gezip Safranbolu'nun lokumlarını beğenmişler. Oradan lokumla gelen turistler bu sefer Safranbolu'ya gitmeyen kısmına diyorlar ki işte bak biz lokum aldık. Bu sefer bizim marketlerde lokum aramaya başlıyorlar şeyler. Biz diyorlar hazırlıksız yakalandık. O zaman dedim Safranbolu'dan getirtin, yığın şuraya. Böyle bir esnafa katkısı oldu. Kışında devam edecek bu seferler. Önemli bir yatırım. O yolcu limanını biz inşa ederken bir beton yığıntısı görüntüsü olmasın diye Amasra'nın silüetine uygun bir hale getirdik. Yani kale surları gibi inşa ettik. Ve şu anda gerçekten bölgenin önemli bir, yani Karadeniz'in dünyaya açılan bir kapısı haline geldi orası, Amasra Yolcu Limanı. Bunun dışında işte Güzelcehisar lav sütunlarını turizme açtık. Orada yaptığımız çalışmalarla bayağı bir Türkiye'nin değişik yerlerinden burayı görmek isteyenler var. Plajlarımızı zaten biliyorsunuz. Her biri birbirinden güzel, doğal güzelliklerimiz var. Oralarda arıtma tesisleri yaparak denize girilmesini daha sağlıklı hale getirdik. İnkumu, işte oraları mavi bayrağa kavuşturduk. Küredağları Milli Parkı ile ilgili yatırımlarımız da oldu. Ulus'a gitmişsiniz. İşte zipline'ından tutun da seyir teraslarına varıncaya kadar, ziyaretçi merkezlerine varıncaya kadar önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Tabii Bartın'ın en büyük problemi sel tehlikesiydi, taşkın tehlikesi. Bunu önlemek için de Bartın'a 3 tane baraj yaptık. Son 2 yıldır epey bir sel oluyor. Ama daha büyük felaketten bizi bu barajlar kurtarıyor. Kirazlı Köprü Barajı sizin Karabük yol üstünde. Kozcağız Barajımız, Kışla Barajımız. Bunlar Bartın'ımızı koruyan önemli büyük yatırımlarımız olarak. Yeraltı Barajı var. Bir de sulama, içme suyu için Bahçecik'te Yeraltı Barajı yaptık. Bunun dışında yine içme suyu için Ilındır Barajı'nın proje çalışmaları da devam ediyor. Eldeş Barajımızın çalışması devam ediyor. Yani onları da sayarsak 5, bir de yeraltı 6 baraj olmuş oluyor. AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Sosyal devlet anlayışında engelli olup olmadığını bakmaksızın her birey yasalarla belirlenen temel hak ve özgürlüklerden eşit biçimde yararlanma hakkına sahiptir.
Engelli olduğu için hiç kimse toplumdan dışlanmamalı, aksine engelinden dolayı hiçbir olanaktan yoksun kalmamasına özen gösterilmeli, onlara sevgiyle kucak açılmalıdır. Bu amaçla hükümetimiz tarafından 2005 yılında Engelliler Kanunu çıkartılmıştır. Anayasal düzeyde 2010 yılında yapılan değişikliklerle engelliler için alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı sayılmayacağı hükmü getirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde engelli bireylerin hayata katılımı konusunda son yıllarda devrim niteliğinde adımlar atılmıştır. Türkiye'de 560 bin kişi evde bakım hizmetinden yararlanmaktadır. Ayrıca ülke genelinde 104 engelsiz bakım ve rehabilitasyon merkezinde de 7064 engelliye hizmet verilmektedir. Özel bakım merkezlerinde hizmet alan engelli sayısı 26.491'dir. Ayrıca engelli bireylerin bakımlarına destek olmak için her birine ortalama engelli aylığı engeli %40 ile %69 arasında olanlar 1226 TL, engeli %70 ve üzeri olanlara 1840 TL engelli aylığı ödenmektedir. Hükümetimiz döneminde Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti ile kamuda ve özel sektörde engelli istihdamına önem verilmiştir. Ve bugüne kadar kamuda 65.662 bin kamu ve özel sektörde 120 bine yakın engelli istihdamı gerçekleşmiştir. Diğer taraftan yine 5 Aralık Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle kadınlarımızla ilgili birkaç kelime etmek isterim. Milletlerin uygarlık yolunda gösterdiği ilerleme kadına verdiği değer ile ölçülmelidir. Kuruluşunun ilk yıllarında olmasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti pek çok Avrupa ülkesinden önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanımıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bir toplum aynı amaca bütün kadınları ve erkekleri ile beraber yürümez ise ilerlemesine teknik olarak imkan ve bilimsel olarak ihtimal yoktur demek suretiyle Türk kadınına verdiği değeri ve kadının toplumların gelişmesinde ve ilerlemesindeki önemine vurgulamıştır. Sevginin ve şefkatin simgesi olan aynı zamanda tarih boyunca milletimizin var olma mücadelesinden hiç çekinmeden canını ortaya koyan kadınlarımız günümüzde de önemli başarı hikayelerine imza atmaktadır. Evinde, tarlasında, fabrikasında üretime destek olan, istihdam oluşturan, farklı alanlardaki başarılarıyla bizleri gururlandıran Türk kadını her alanda topyekun kalkınma hamlesi içinde olan ülkemizin hedeflerine ulaşmasında da önemli katkılar sağlamaktadır. Yaşantımız boyunca doğumdan ölüme kadar her anımızda varlıklarıyla ve destekleriyle onurlandığımız sevgi, şefkat ve özverinin simgesi kadınlarımızın Dünya Kadın Hakları Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor. Tüm kadınlarımıza sağlık, başarı, mutluluk ve esenlikler diliyorum. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde Amasra Maden Faciası ile ilgili Sayıştay raporları, ifade tutanakları ve bilirkişi raporlarına dikkat çekerek "Bunun adı cinayettir. Enerji Bakanı'na soruyorum. İstifa etmesi için bir maden faciasında en az kaç işçinin ölmesi gerekiyor?" dedi. Faciaya giden yolun taşları bakın nasıl döşendi. Sayıştay uyarmıştı. 2019 yılı raporunda müessesenin çalışma derinliğinin -300 metreye ulaştığını, grizu patlama riskinin yüksek seviyede olduğunu, çalışan damarların tümünde gaz içeriklerinin yüksek olduğunu tespit etmiş, uyarmıştı. Dikkate almadınız. Metan gazı oranı sürekli yükseliyordu. Özellikle son bir ayda neredeyse defalarca kez patlama seviyesine geldi. Dikkate almadınız. Tali vantilatörlerden biri hava kaçırıyordu. Tamir ettirmekte geciktiniz. Patlamanın gerçekleştiği galerideki hava hızı olması gerekenin çok altına indi. Ana havalandırma aspiratörü 5 değil, 10 değil, 15 değil, tam 44 yıllıktı, değiştirmekte geciktiniz. Bakanlık
tüm bu uyarılara ve tespitlere rağmen ilave tedbir almakta gecikti. Sayın milletvekilleri, özetle Grizu patlamasının gerçekleştiği galeride mevzuata göre olması gereken hava hızı en az 0,50 metre bölü saniye olmalıydı. Ancak mevcut olan hava hızı 0,25 metre bölü saniye oldu. Hava hızı 2 kat daha düşüktü. İşte bunun adı cinayettir. Şimdi Enerji Bakanı'na soruyorum. İstifa etmesi için bir maden faciasında en az kaç işçinin ölmesi gerekiyor? 50, 100, 500, 1000 kaç madenci? Sayın AK Parti milletvekilleri, size soruyorum. Kaç madencinin canı bir AK Partili bakanın istifası eder? Güya mecliste bir araştırma komisyonu kuruldu. Başına aritmetik çoğunlukla Taner Yıldız getirildi. Taner Yıldız enerji eski bakanı, döneminde 6 büyük maden faciası, ardında yüzlerce can kaybı var. Rapor yazım ekibine de AK Parti'nin istediği raporu yazacaklar getirildi. Buna da asla izin vermiyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi İlk Evim İlk İş Yerim projesinde Karabük'te inşa edilecek 899 konutun hak sahiplerini belirlemek için kura çekimi yapıldı. Yoğun katılımla Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde çekilen kuralarda vatandaşlar heyecanla isimlerinin okunmasını bekledi. Gece küme. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla öncülüğünde Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesiyle hep beraberiz. İlk evim, ilk iş yerim. Bu proje gerçekten çok önemli. Biz millet olarak da zaten engellisine, şehit ailesine, gazisine, gencine, yaşlısına destek veren, hizmet eden, onlara öncülük eden bir milletiz. Hepimize hayırlı olsun, sizlere hayırlı olsun, Karabük'ümüze, ülkemize hayırlı olsun. Bu manada Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Böyle çekelim. Şehit ailelerimize Gazilerin Karabük'te ilk hak sahibimiz. Buyurun, siz okuyun isterseniz Sayın Anne. Baş 2 numarayla başlayacağız. İsim, soyisim. 16 numara Adem Ak Aykaç Gazi. Gazilerimizden Adem Aykaç. 3. asil hak sahibimiz Nihat Kılıç. Kudret Yazıcı. Çekelim. 356. Celal Yalçın. Karıştıralım. 2917. Rıza Rüzgar. Çekelim. Ay, çok mutlu oldum. Yani gerçekten çok istiyordu. Eşim de çok istiyordu. Yani yoktu evimiz hak edilen oturacak. Eşim emekli oldu. Emekliyiz ama hani şu anda lojmanda kalıyoruz. Lojmandan çıkınca oturacak evimiz yoktu. Yani çok mutlu oldum, memnun oldum yani. İnşallah her isteyene çıkar. Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Pospıyık, belediye meclis toplantısında neden Ereğli'nin il olmasını istedikleri konusunda önümüzdeki günlerde detaylı bir açıklama yapacağını belirterek, biz il olmayı, buraya vali gelsin, memur gelsin, il belediyesi olalım diye hava atmak için istemiyoruz. Tünelin ucundan bu tarafa yatırım gelsin, ekonomimiz düzelsin, üniversitemiz olsun diye istiyoruz dedi. İl olmayı ben buraya vali gelsin, memur gelsin diye istemiyorum. İl olmayı il belediyesiz diye hava atmak için söylemiyorum. Zaten tünelin ucundan buraya eşit miktarda hizmetler gelse, Zonguldak'ta bedava dökülen asfaltların %50'si buraya dökülse, çevre yolum yapılsa,
Hükümet binası inşallah bize yardım ediyoruz. Yakında temel atılacak Allah'ın izniyle. Hala hükümet binasından yoksun bir Ereğli'yiz. Yani buraya hizmet falan filan gelmiyor. Demişelik var orada yapsınlar diyor. Ereğli'ye Demişelik ne veriyor ki ya? Sıfır. Hiçbir şey verdiği falan filan yok. Hangisi veriyor? İlk 500'de şirketler var. Hangisi Ereğli'ye ne yapıyor? Burası ile olduğu takdirde buranın tek bütçesi olur. Vilayet olur. Valinin başkanlığında. Kendi il genel mevzuilerini seçer. Buraya özel bütçe gelir. İl genel mevzuileri Allaplı, Ereğli, Kandilli, Ormanlı köylerinde dolaşır. Nerede bunlara eksik onlara bakar. Kendi yağıyla kavrulur. Üniversiteniz kurulacak ya. Ekonominiz ayağa kalkıyor. Evlilikleri çocukları Yalova'da, Bursa'da, İstanbul'da kömelenmiş vaziyette. Ya etmeyin ya, biraz silkelemeyin ya. Benim çok gücüme gidiyor. Ereğli'yiz biz, Ereğli'yiz diyenler var. Bizi bile Ereğli kabul etmiyorlar. La onlardan ses yok be. La kımlaşmışlar onlar, ses çıkmıyor onlardan. Vay anasını ya. La Ereğli'yiz dediğin zaman yıkıyor ortalığı be. Koylar özellikle. Ama sesler çıkmıyor onlardan. Ayıp be, ayıp. Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Çapraz, Filyos Simanı ile ilgili BRT'ye açıklamalarda bulundu. Çapraz, Filyos Simanı bizim 50 yıllık hayalimiz dedi. Göreve geldiğimizden beri ikinci konu olarak biz çok önem arz ettiğini düşünüyoruz. Bizim 50 yıllık hayalimiz Filyos Limanı. Olmazsa olmazımız. Neden olmazsa olmazımız? Sadece Karabük'teki sanayiciler, haddeciler için, Kardemir için değil, bu Batı Karadeniz havzasında ticaret yapmak isteyen, ihracat yapmak isteyen, dünyaya açılmak isteyen kim varsa üreticilerimizin Batı Karadeniz havzasında ticaret yapmak isteyen herkesin ama herkesin dünyaya açılacağı kapı Filyos Limanı. Bizim özellikle Filyos Limanı ile ilgili bir ricamız daha var ki oranın hem bizlere kullandırılması hem de oranın bir konteyner limanı olarak dizayn edilmesi. Şimdi orada TPAO bir yatırım yapıyor. Bu çok çok güzel bir şey. Milli bir konu, gurur verici bir konu. Kendi gazımızı çıkarıyoruz ve orada işleyeceğiz. Ona hiç kimsenin itiraz etmeye hakkı yok. Ama hemen yanında kurulan limanla ilgili bir tasarrufta bulunulmasını arzu ediyoruz. Hem TPAO kullansın o limanı hem de Batı Karadeniz havzasındaki herkes kullanabilsin. Çünkü bizim dört gözle beklediğimiz bir yer. Başka türlü biz bu maliyetlerle rekabet edemeyiz. Biz şimdi bu bölgenin insanı Gebze Dilovası'nı kullanıyoruz liman olarak. Yaklaşık böyle 27 dolar gibi bir nakliye, navlun işte indirme bindirme, elleşleme dediğimiz ve liman ücretini de üzerine koyduğunuz zaman 27 dolar gibi bir maliyet çıkıyor. Ama bir araştırma yaptık. Ben bunu bu işin uzmanlarıyla da konuşarak araştırdım. Kardemir'den de bilgi aldım. İhracat yapan diğer üyelerimizden de bilgi aldım. Ama Filyos Limanı olduğu zaman bu 7 dolara düşüyor. Yani tonda 20 dolar gibi bir maliyetten bir avantaj sağlıyor. Bu çok önemli. Sadece Karabük için de değil. Kastamonu'da düşünün. Orada bir sanayi var. İhracata açılmak istiyor. Nasıl yapacak bunu? Filyos burnumuzun dibi. Filyos sayesinde dünyaya ürününüz pazarlayabilir. Onun için bizim olmazsa olmazımız Filyos Limanı. Bu işin sonuna kadar da takipçisi olacağız inşallah oda yönetimimiz olarak. Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusunda farkındalığının geliştirilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında kentleri gezen Emniyet Genel Müdürlüğü'nün mobil trafik eğitim tırı Çankırı'ya geldi. İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde kente gelen eğitim tırı Atatürk Anıtı'nın olduğu alana konuşlandı. Tırı ziyaret eden öğrencilere yönelik programda araç içinde teorik, açık alandaysa uygulamalı eğitim verildi. Trafik kurallarına ilişkin bilgi aktarılan uygulamalı eğitimin ardından öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı. Z'ye geçitlerimiz var, bir de ışıklarımız var, trafik ışıklarımız var. Çankırı Valisi Abdullah Ayaz da mobil trafik eğitim tırını ziyaret etti. Vali Ayaz burada yaptığı konuşmada trafik güvenliğinin en önemli meseleleri olduğunu söyledi. Ama bu işin en temel meselesi tabii ki eğitim. Bugün de yine Emniyet Genel Müdürlüğümüzden trafik eğitim tırımız geldi. Cuma'ya kadar burada olacak. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yapmış olduğu bir program dahilinde çocuklarımıza inşallah burada
gün boyu, hafta boyu trafik eğitimi vermiş olacağız. Tekrar söylüyoruz, gerçekten de trafik kazalarının çok büyük bir çoğunluğu insan kaynaklı hatalardan meydana geliyor. Bunun en temel nedeni de sürücülerin dikkatsizliği, tedbirsizliği, aşırı hızı, yol ve sürüş kurallarına uymamaları. Bunun en temel meselesi eğitim. Onun için çocuklarımızı en iyi şekilde geleceğe, geleceğin sürücüleri olarak hazırlamaya çalışıyoruz. Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Ayrıca BRT ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya da Kilis'in kurtuluşunun 101. yıl dönümü nedeniyle davetli olarak kilise gitti. Kilis Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan ve AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal, şehitlik ziyaretiyle başlayan etkinlik kapsamında temsili olarak şehre giren Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitleri Derneği üyelerini Adnan Menderes Bulvarı'nda çiçekle karşıladı. Türk milletinin şerefli ve onur olan Ay Yıldızlı Bayramı'nı 7 Aralık size teslim ediyorum. Protokol üyeleri ve vatandaşlar Mehteran ve Atlı birlik eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan ve Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitleri Derneği temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Hain saldırılara karşı kahramanca mücadele eden atalarımız aylar boyunca eşsiz bir direnişle düşmanı şehrimizden sokmayarak tarihte benzeri az görülen bir destan yazdılar. 101 yıl önce yazılan bu şanlı destan bugün Kilisliyim diyen her bir vatandaşımızın için gurur ve sevinç kaynağıdır. Ben de 101 yıl önce bugün bir kadın şehrin belediye başkanlığını yapmaktan onur ve gurur duyuyorum. Sevgili hemşerilerim, 101 yıl önce Aslan Beylerin, Kartal Beylerin, İslam Beylerin, Müslüman Beylerin, Şehit Sakıp Beylerin, Polat Beylerin ve burada ismini sayamadığım nice isimsiz kahramanların göstermiş oldukları kahramanlıklar ve fedakarlıklar bugün bizleri çalışma azminde ve kararlılığa en büyük yol gösterici olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterisi yapıldı. 6. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı konser verdi. Düzce'de depremzedelere geçici barınmaları amacıyla kurulumu tamamlanan konteynerlerin anahtarları teslim edilmeye başlandı. Kentte 23 Kasım'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gören ve acil yıkım kararı verilen aileler için kent merkezinde talep edilen noktalarda Gölyaka, Çilimli ve Cumayeri ilçelerinde ise AFAD tarafından altyapı ve üst yapısı tamamlanan alanlara konteynerler kuruldu. Depremzedeler için hazır hale getirilen 260 konteynerin anahtarları ailelere teslim edilmeye başlandı. Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, ilçede kurulan içinde çocuk parkı, oturma ve dinlenme alanları bulunan 40 konteynerin son kontrollerinin ve temizliklerinin yapıldığını söyledi. Bugün itibariyle ilk anahtarımızı teslim ettik. İnşallah bundan sonra hak sahipleri başta olmak üzere daha sonrasında kiracılar ve bizim aynı zamanda ilçemizde yapılacak kentsel dönüşüm alanındaki hem kiracı hem de hak sahipleri bugünden itibaren hafta sonuna kadar yani yerleşmesini bekliyoruz. Burada eksik hiçbir şeyimiz kalmadı. Her şey tamamlandı. Alanda şu anda hiçbir eksiğimiz yok. Yani bu şu an itibariyle buraya gelen vatandaşımız rahat bir şekilde yerleşip yani temel ihtiyaçların hepsi hazır. O noktada hiçbir sıkıntı yok yani. Yani 3 gün gibi kısa bir sürede burası hazırlandı. Yani bu çok güzel bir şey yani. Tarif edilmez yani. Sinop'un Erfelek ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada yoldan geçen bir kişi merminin isabet etmesi sonucu öldü. Olaya karışan 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre ilçe merkezinde husumetli oldukları öğrenilen O.Ö. ile N.E. ve G.E. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında yoldan geçen Erzal Demir ile olaya karışan O.Ö. tabancayla, G.E. ise bıçaklanarak yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Erzal Demir yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kavgaya karışan şüpheli N.E. gözaltına alındı. Kayalı ailesinin acı günü. İstanbul Kurtköy SGK Müdürü Karabüklü hemşerimiz Mehmet Kayalı'nın annesi Kezban Kayalı vefat etti. Kezban Kayalı bugün Yeniçe'de toprağa verildi. Hakkımızda ölümü ve hayatı takdir eden alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Kezban Kayalı için bugün öğle vaktine müteakip Yenice Özel Mahallesi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Yenice İlçe Müftüsü Fevzi Höçük'ün kıldırdığı cenaze namazına çok sayıda akrabası ve seveni katıldı. Cenaze namazının ardından Kayalı toprağa verildi. BRTV ailesi olarak Kezban Kayalı'ya Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. Dünya ve ahirete taalluk eden haklarımızı helal ederek mümine muvahhid olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Allah helalliğinizi ve üstü şehadetinizi kabul buyursun sana. Dualarımızı aslen surete kabul ve karin eyle Allah'ım. Ya Rabbi, bu fani alemden ebedi ahiret alemine uğurlayacağımız Kezban Kayalı hanımefendiye rahmet eyle ya Rabbi. Makamını, mekanını cennet eyle. Yapmış olduğumuz dualardan, okunan Kur'anlardan kardeşimizin ruhunu haberdar eyle. Nurullah için salavata, meyyite için duaya, hatun kişiliyetine uyun hazırlan imama. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Merhumenin ruhi için, Allah rızası için El Fatiha. Rize'de artan turizm faaliyetlerinin karşılanması için master planı hazırlanan 4 yeni turizm noktası toplantıyla tanıtıldı. Zemin etüt çalışmalarının ardından İkizdere ilçesine bağlı Ovit bölgesinin 4 mevsim zirve tatili, Güneysu ilçesinin Handüzü yaylasının dağ yolculuğu, Ardeşendere Mezra bölgesinin geleneksel köy ve İkizdere Çifte Köprü bölgesinin ise sağlık valisi olarak master planları yapıldı. Master planlara hazırlanan projelerin tanıtımı için kentteki bir otelde tanıtım toplantısı düzenlendi. Vali Kemal Çeber burada gazetecilere yayla ve doğa turizminin COVID-19 salgınıyla beraber daha önem kazandığını söyledi. Biz de bu master planlar üzerinden bundan sonra tüm kamu yatırımlarımızı yönlendireceğiz ve ilimize gelen özel yatırımcılara da diyeceğiz ki işte bizim master planlarımız, turizm planlarımız, bunlara uygun yatırım yapmak için varsanız buyurun. Ama bizim hem buradaki doğayı korumak hem de buradaki güzellikleri kullanmak anlamında bizim anayasamız bu planlar diye onlara da ifade edeceğiz ve inşallah güzel sonuçlara ulaşacağız. İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüç ise ilk etapta 4 bölgeye başlarken eş zamanlı olarak ilin diğer noktalarında da çalışma yürüttüklerini anlatarak şunları söyledi. Sadece bugün belki 4 bölgenin master planını izliyor olacağız ama akabinde biz buna eş zamanlı ilimizin çok daha güzel yerlerinde yine buna eş zamanlı bu tür master planlarının yapımını devam edeceğiz. Plan bizim için en kıymetli olan doğayı koruma, kullanma dengesini en maksimum anlamda içinde barındıran bir olgu. Bunu da biz Rize'de geliş güzel turizm olmaması, herkes istediği gibi bir turizm anlayışını hayat bulmasın olgusundan biz de özellikle dünyanın en iyi firmasıyla çalışalım istedik. Ve bugün böyle güzel bir ürün ortaya çıktı. İnşallah yakın zamanda bunların, bu planların plana uygun şekilde hayat bulması açısından da bu yerlerimizi inşallah iş adamlarına tanıtmış olacağız. Onlara da bu vesileyle de duyurmuş olacağız. Trabzon kent merkezine en yakın yayla konumundaki Akçabat ilçesinin 1600 rakımlı Hıdır Nebi Yaylası etkilisiz sonucu oluşan manzarasıyla ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor.
Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle ön planda olan yayla, bugünlerde dağlar arasından süzülen sisse doğa severleri karşılıyor. Aralık ayının ilk günlerinde hala sonbahar renklerinin görülebildiği Hıdır Nebi Yaylası manzarasıyla doğa ve fotoğraf tutkunlarının rotasında ilk sıralarda yer alıyor. Yüreğe gelen ziyaretçiler Hıdır Nebi Yaylası yolunda bulunan doğal güzellikleriyle dikkati çeken Balıklı Gölü'de ziyaret etme fırsatı bulabiliyor. Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Hıdır Nebi Yaylası'nın 1990'lı yıllarda Karadağ Turizm Bölgesi içerisine alınıp turizm alanı ilan edilen bir bölge olduğunu söyledi. 2019'da yapmış olduğumuz imar planıyla beraber burasını bir turizm bölgesi ve planlı bir alan olarak oluşturduk. Ve içerisinde otel alanlarının olduğu, mevcut dokuyu koruduğumuz ama cephelerini düzenlediğimiz, yine oradaki yaylacılığın faal halde sürdürülebileceği bir modelde çalışma yaptık. Ve bu planımızın onayını Türk Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yaptık, gerçekleştirdik. Bunu biz şimdi uygulamaya geçirmeye çalışıyoruz. Şu haliyle beraber doğa harikası bir bölge. İlerleyen zamanlarda daha nitelikli tesisler oluştuğunda Hıdır Nebi bölgemiz aynı şekilde Akçaabat'ın içerisindeki turizm destinasyonu noktalarından bir tanesi de olacak. Kara elmaslı hayat bulan ve 1930-1970 yıllarında zamanının ötesinde bir görüntü sergileyen Karadeniz Ereğli'ye bağlı Kandilli'nin gün geçtikçe azalan nüfusu, yıkılan binaları ve sessizleşen sokakları belde sakinlerini hüzünlendiriyor. Kandilli'nin hikayesi Karadeniz Ereğli'nin Kestaneci köyünden Uzun Mehmet'in 1829 yılında kömürü bulmasıyla başlıyor. Beldede ilk işletme Osmanlı döneminde yabancılar tarafından kuruluyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında maden ocaklarının millileştirilmesiyle üretim devam ediyor. Lojmanları, sinemaları, plajı, sosyal tesisleri ve madencilerin çocuklarının ücretsiz eğitim aldığı özel okuluyla 1930-1970 yıllarında zamanının ötesinde bir kasaba olan Kandilli, işçi sayısının 7000'lerde olduğu 1970'li yıllarda en parlak günlerini yaşıyor. Bugün işçi sayısının 600'lere düşmesiyle boşalan, lojmanları ve sosyal tesisleri metruk hale gelen, sokakları tenhalaşan Kandilli'nin bu hali, çocukluğu ve gençliği o kente geçenlerin yüreklerini sızlatıyor. Şehit mezarlığındayız. 1942 yılında havzanın, Zonguldak Havzası'nın ilk büyük krize faciası. Ha, o zamana kadar ölmedi mi? Madenci şehit olmadı mı? Oldu. 3 kişi, 5 kişi, 8 kişi, 13 kişi, 15 kişi bir arada krize faciaları olmuştur. Ama en önemlisi, toplu olanı, ilk büyük facia burada Armuçuk'ta, Çamlı Ocağı'nda meydana geliyor 1942'de. Çok üzülüyorum, ağlayasım geliyor. Onun için gelmek istemiyorum yani. Bu harabe şehri görmek istemiyorum. Hayalimde kalsın diyorum. Çocukluğumuzda yaşadığımız yerler, güzel evler, güzel bahçeler. Bu ortaokulda beraber mezun olduk. Her emekli olan Ereğli en yakın büyük şehir gibi görünüyor tabii bizim gözümüzde ki öyle. Birçok ilden büyüktür Ereğli'nin nüfusu da. Ereğli'den ev alıp herkes Ereğli'ye taşındı veya bir kısmı memleketine gitti, bir kısmı İstanbul, Ankara'ya bizim gibi taşındı. Biz onun son dönemlerine yetiştik diyelim. Yani bizden önce çok daha güzel olduğunu anlatıyorlar. Ve biz az gördük onları ama burada 3 tane sinema vardı. Birçok ilde sinema yokken biz her hafta burada sinema izlerdik. Hı. İşte futbol sahamız vardı. Deniz kenarına faytonla iner çıkardık. İhtiyaç Haritası ve Kanser Savaşçıları Derneği'nin AstraZeneca Türkiye'nin desteğiyle başlattığı Kendini Tanı Erken Tanı Meme Kanseri Farkındalık Hareketi kapsamında Trabzon'da meme kanseri konusunda eğitim gerçekleştirildi. Proje kapsamında kadınlara eğitim veren Profesör Doktor Adnan Çalık, bu toplantıyı da kadınlarımızda meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla düzenledik dedi. Biliyorsunuz meme kanseri
elle muayene anlamında çok önemli bir kavram olmakla beraber esas hedefimiz subklinik dediğimiz henüz ele gelmeyen aşamada meme kanserini yakalamış olmamız değerlidir. Bu da ancak radyolojik yöntemlerle olur. Çünkü doktorun ya da hastanın eline gelen bir kitle yaklaşık 4 ila 5 yıllık bir kitledir ve bu erken olmak olabilmekle beraber çok çok erken sayılmıyor. Bizim hedefimiz subklinik dediğimiz hastanın ya da doktorun muayeneyle elde edemediği radyolojik yöntemlerle yani 1 santimin altındaki lezyonlara tanı koymaktır. Eğer bu hedefimize ilerleyen zamanda daha da fazla ulaşırsak meme koruyucu cerrahi ve memenin kaybedilmemesi gibi şanslı durumların beklentimiz çok daha yükselecektir. İhtiyaç haritası sosyal etki koordinatörü Sevda Nur Gökrenk, Türkiye'de meme kanseri bilincinin artmasına katkıda bulunuyoruz dedi. Bu projede aslında asıl hedef kadınların erken tanı hakkında genel bilgilere sahip olması ve günlük kontrollerini yapması, haftalık kontrollerini yapması ve aslında rutin olarak kanser tarama merkezlerinde kontrollerini yapabilmesi. Çünkü meme kanseri maalesef kadınları çok fazla ilgilendiren bir konu ve kadınlar bu konuda farkındalığı geliştikçe kendini korumayı ve etrafındaki insanlara bunu anlattıkça aslında meme kanserinin erken tanıdaki oranlarının arttığı da söylenen bir gerçek. Bu noktada asıl hedefimiz de biraz daha kadınların burada farkındalığını arttırmak üzerine bir çalışma gerçekleştirmek. Kanser Savaşçıları Derneği Genel Sekreteri Aslı Ortakmaç ise açıklamasında şunları söyledi. Meme kanseri hiçbir kanserde olmadığı gibi cümlenin sonu değil. Aslında bir virgül. Ne kadar çok erken teşhis edilirse, ne kadar erkenden tespit edilirse tedavisi o kadar daha kolay oluyor. Kadınlarımız hızlıca tedaviyi bitirip tekrar sağlıklı yaşamlarına dönebiliyorlar. Bizim de hedefimiz kadınlarımızın önce kendilerine önem vermeleri, kendilerini tanımaları, kendi kendine meme muayenesi yapmaları ve hemen arkasından da ilgili risk yaşlarına geldiklerinde doktor muayenesiyle meme kanserini eğer çıkacaksa ilk başta erkenden tespit edip hızlıca tedavi olup tekrar sağlıklı yaşamlarına devam etmelidir. Yoksa biz nedenleri ortadan kaldırır. 19 Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Arif Türker Gündoğdu aynı zamanda atölyesinde saz, tambur, keman gibi enstrümanlar yapıyor. Gündoğdu Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki derslerinde öğrencilerine enstrümanların genel özelliklerini anlatarak iyi bir enstrümanın incelikleri hakkında bilgi veriyor. Boş zamanlarımda akşamları işte kendi atölyemde mesleğimi icra ediyorum. Enstrüman üretmeye çalışıyorum. İşte oyuncak saz yapmaktan başladık diyelim. Sonra küçük sazlar, sonra büyüklere doğru bir yolculuk devam ediyor. Mesela bu hayat kurtarıyor içeride. Bu esneklik var ya, şu esneklik sazın şeyini bozuyor, dengesini bozuyor. Biz bunu içeriden kapağa değmeyecek bir şekilde böyle bu şekil güçlendiriyoruz. Enstrüman yapım işi biraz zahmetli bir iş. Çok uzun süreli bir eğitim gerektiriyor. Kısa vadede kolay öğrenilmez. Görüntü itibariyle müzik aleti üretmek belki kolay gözükebilir şekil itibariyle. Ama işin ayrıntı boyutu, nüans boyutunda çok çalışmak gerekiyor. İyi enstrümanın farkı da orada. Enstrüman doğru seçilirse sizi rahat öğretir, ileriye daha hızlı götürür. Eğer sorunlu bir enstrüman seçtiyse o sizi o sazdan soğutur. Yapabileceğiniz çalışmaları size yaptırtmaz. O yüzden bizim tavsiyemiz başlangıç seviyesinde de kaliteli enstrümana ulaşmaya çalışsınlar. En azından enstrüman seçerken bilen bir hoca arkadaşıyla ya da tanıdık bir arkadaşıyla, müzisyen bir arkadaşıyla enstrüman seçerek çalınabilir bir enstrüman almaya çalışsınlar diye tavsiye ediyorum. Ana haber bültenini sonlandırıyoruz. Birazdan spor bülteniyle karşınızda olacağız.
Mobilya Park Outlet evlenecekler. Evini yenileceklere müjde. Bu fiyatlara inanamayacaksınız. Kaliteli, ekonomik, sezonun trend ürünlerinde dev sezon indirimi başladı. Oturma grupları 3950 TL, yatak odası takımları, yatak baza dahil 6900 TL, yemek odaları 6750 TL, masa sandalye takımları 1390 TL, TV ünitleri 200 TL, sehpa takımları 140 TL, ekmek dolapları 340 TL'den başlayan fiyatlarla üstelik 36 aya varan taksit seçenekleriyle Mobilya Park Outlet, Zonguldak Caddesi, Çağrı İş Merkezi, Ziraat Bankası yanı, fabrikadan halka en uygun fiyatlar burada. Sporun ve sporcunun tek dostu Mobilya Park Outlet spor haberlerini sunar. Spor bülteniyle karşınızdayız. Geçen hafta Ankara Demirspor'u 1-0 mağlup eden Kastamonu Spor, 2. Lig Kırmızı Grup Lideri Kocaeli Spor maçı hazırlıklarına başladı. Antrenmanda konuşan Kastamonu Spor Teknik Direktörü Ümit Karan, galibiyet parolasıyla sahaya çıkacaklarını belirtti. Önemli bir çıkış yakaladık takım olarak. Ankara deplasmanı gerçekten inanılmaz zor. Çok kuvvetli bir takımı, çok özgüvenli bir takımı ve kendi sahasında hiç kaybetmemiş bir takıma karşı müsabakaya çıktık ve iyi sonuç aldık. İyi defans yaptık, iyi takım oynadık. Dediğim gibi bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Şimdi bu haftada bana göre Kocaeli bu ligin favorilerden bir tanesi. Şampiyon adayı, lider. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Ama buradan da istediğimiz sonucu alıp son maçı artık güzel bir şekilde bitirip devre arasında yapabileceğimiz transferler artık bizim nereye hedeflediğimiz bu iki maçta da belli olur. Çünkü toplayacağın ikinci yarılar puanla belki de playoff'a kadar. Ama önemli olan artık bir dahaki sezonun asıl ana kadrosunu kurmak. Bir dahaki sezonun şampiyon takımını kurmak. Bizim hedefimiz bu. Bu sene toparlayabileceğimiz kadar puan toplamak. Hedef belirtmeden maç önümüze bakarak gitmek istiyoruz. Dediğim gibi kolay bir süreç değildi. Kastamonu biliyorsun sezon başında bayağı sıkıntı çekti. İşte yavaş yavaş kulüp olarak da yönetim olarak da bir şekilde Kocaeli Kastamonu için çok önemli çalışmalar yapıyoruz. U19, U17'den çıkarttığımız bir sürü oyuncular var. İnşallah buraya genç oyuncular da kazandıracağız. En büyük hedefimizi bunlar akademiden çıkartabileceğimiz oyuncular bizim için tabii çok önemli ve kulübün gelir kaynağı olarak baktığımız hani ileriye belki milli takıma kadar yükselirseler bizi en mutlu eden şey budur. Ama dediğim gibi Kastamonu adına çok çalışıyoruz ve birlik olmamız lazım. Hala bunu söylüyorum. Gerçekten Kastamonu halkı maça da gelmesi lazım. Daha çok destek vermemiz gerekiyor. Sadece futbolcu değil yönetime de destek vermek gerekiyor. Yani bazı şeyler futbolda maalesef yalnız olmuyor ama dediğim gibi biz çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da bu maçlarda iyi sonuçlar almaya devam ederiz. Mobilya Park Outlet evlenecekler. Evini yenileceklere müjde. Bu fiyatlara inanamayacaksınız. Kaliteli, ekonomik, sezonun trend ürünlerinde dev sezon indirimi başladı.
oturma grupları 3950 TL, yatak odası takımları, yatak baza dahil 6900 TL, yemek odaları 6750 TL, masa sandalye takımları 1390 TL, TV ünitileri 200 TL, sehpa takımları 140 TL, ekmek dolapları 340 TL'den başlayan fiyatlarla üstelik 36 aya varan taksit seçenekleriyle Mobile Park Outlet, Zonguldak Caddesi, Çağrı İş Merkezi, Ziraat Bankası yanı, fabrikadan halka en uygun fiyatlar burada. Sporun ve sporcunun tek dostu Mobile Park Outlet spor haberlerini sundu. Batı Karadeniz'den Avrupa'ya ve tüm dünyaya yayınlarımızı ilgiyle takip eden siz sevgili izleyicilerimiz, şimdi dikkatle izleyeceğinize inandığımız BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetin Kaya'nın "Vicdan Adaletin En İyi Vekilidir" başlıklı köşe yazısını sesli ve görsel efektlerle ekranlarınıza getiriyoruz. İyi seyirler dileriz. Karabük Cemiyet hayatının tanınan kişilerinden Hakkı T. 31 Ekim tarihinde sabah erken saatlerde Efrenli'deki köy evinden güvenlik güçleri tarafından alınarak Karabük Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Aynı sabah Karabük Merkez ve Eski Pazar ilçelerinde de iki şüpheli daha eş zamanlı olarak yakalanarak gözaltına alındılar. Karabük Emniyet Müdürlüğü'nde 2 gün süren sorgularının ardından Karabük Adliyesi'ne çıkarıldılar. Karabük'teki zanlı ile Eski Pazar'dan alınan zanlı adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken Hakkı T. Karabük cezaevine konuldu. Aradan 1 ay 1 hafta geçti. Hakkı T.'nin tutuklu hali devam ediyor. 72 yaşında olan ve dinlemeye takıldığı süre içinde ciddi bir kalp rahatsızlığı yaşayarak evinden ambulans ile alınıp Karabük Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü belirtilen Hakkı T, iddialara göre işsizlere iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiası ile uzun süren teknik takip, fiziki takip sonucunda gözaltına alındı. Gözaltında olduğu günlerde Karabük Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı resmi açıklamadan önce Karabük'te birçok internet haber sitesinde olay çok büyük bir çete, çok büyük bir şebeke gibi kamuoyuna aktarıldı. Sonradan anlaşıldı ki 60 kişilik çete denilen kişilerin Hakkı T'nin telefonunun dinlendiği süre içinde kendisiyle konuşan kişilerin bilgi amaçlı ifadelerine başvurulma işlemiydi. Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri yargı kararı ile kendilerine verilen görevi en iyi şekilde tamamlamış, haftalar süren teknik ve fiziki takiplerini yapmışlar. Bu takipleriyle ilgili 60'tan fazla kişinin ifadesini almışlardır. Bildiğimiz kadarıyla Karabük Emniyeti görevini tamamlayarak adli mercilere zanlıları ve dinleme kayıtlarını ve diğer belgeleri teslim ettiler. Ancak aradan geçen yaklaşık 36 günlük süre içinde henüz Hakkı T ile ilgili iddianame hazırlanıp mahkemeye sunulmadı. Bu yüzden 72 yaşındaki ailesi tarafından kalp hastası olduğu belirtilen ve yukarıda da belirttiğimiz gibi teknik takip yapıldığı dönemde kalp krizi geçirip ambulans ile Karabük Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gördüğü anlaşılan yaşlı adam cezaevinde kalmaya devam ediyor. Aslında konu Karabük'te başta Karabük milletvekilleri olmak üzere geniş bir kesim tarafından biliniyor. Hakkı T, bu şehrin en az 45-50 yıllık tanınmış bir cemiyet adamı. Dün Ankara'da önemli bir makamda bu konuyu açtım. Hukukçu olan makam sahibi ile olayın ardındaki perde arkası ve gelinen nokta ile ilgili bir sohbetimiz oldu. Şehirde hepimizin tanıdığı 72 yaşındaki kalp hastası bir adamın bir aydan fazla süreden bu yana cezaevinde olduğunu belirttim. Benim anlattığım perde arkası bir tarafa, ama aradan geçen süre içinde iddianamenin neden hazırlanmadığını bir gazeteci olarak yazmamızda ve kamuoyunu bilgilendirmemizde bir sakınca olmayacağını belirtti. Bizim yerel basınımızın bir bölümünde yer alan haberlere göre hani Karabük'te çok büyük bir dolandırıcılık çetesi çökertilmişti. Yine bu haberlere göre dolandırıcılık çetesinin içinde siyasetçiler, bürokratlar, iş adamları vesaire vardı. İşin aslı Hakkı T ile telefonda ya da bizzat görüşen kişilerin görüşlerine başvurulmasıydı. Bir anda öyle bir oldu bitti meydana geldi ki
Karabük'ün 45-50 yıllık cemiyet adamı olan Hakkı T ile telefonda görüşmek sanki bir suçmuş algısı yaratıldı. Baba dostumuz olan 45-50 yıldan bu yana tanıdığımız Hakkı T ile dinlendiği dönemde yaptığım 3 görüşme ile ilgili benim de bilgime başvuruldu. Önce kendimi yazıyorum ki diğer yazdıklarım utanmasınlar, deşifre olduk diye üzülmesinler. Mesela dinlemeye takılanlar arasında Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul kardeşimiz de var. Dinlenen kişi Eflanili ve yarım asırlık bir cemiyet adamı. Dinlemeye takılan Eflani Belediye Başkanı. Bir diğer dinlemeye takılan kişi Karabük'te dürüstlüğünden kimsenin kuşku duymayacağı, bir dönem Karabük Belediye Başkan adayı da olmuş ilimizin saygın cemiyet adamı Eflanili Mustafa Çelenli. Yine bir başka dinlemeye takılan kişi Karabük İl Sağlık Müdürlüğü'nde önemli bir görevde olan kardeşimiz. Hakkı T kalp rahatsızlığı geçirdiği zaman kendisinden sağlık yardımı istemiş ve evine ambulans gönderilerek hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınmış. Bir başka dinlemeye takılan kişi benim amcaoğlum. Çocukluğumun geçtiği Kurtuluş Mahallesi'ndeki evimizin bitişiğinde halen ikamet eden Hüseyin Çetinkaya. Yaz mevsiminde yapılan görüşmede Hakkı T Hüseyin'e "Dutlar oldu mu Hüseyin? Canım dut istiyor." şeklinde konuşma yapıyor. Ve Hüseyin kardeşime Hakkı T'nin dutlar oldu mu derken neyi kastettiği soruluyor. Benim çocukluğumda da şimdi de bizim Kurtuluş Mahallesi'ndeki evimizin bahçesinde rahmetli büyüklerimizin diktikleri dut ağaçları olduğunu anlatıyor. Bu konuşmaların dışında Hakkı T'nin evinden kuru sıkı bir tabanca çıktığı belirtiliyor. Şu an cezaevinde bulunan 72 yaşındaki Hakkı T'nin büyük oğlu o kuru sıkı tabancayı oğluma ben almıştım. Kuru sıkı tabanca piyasada satılan bir oyuncak tabanca diyerek şaşkınlığını ifade ediyor. Küçük oğlu ise bir başka konuda şaşkınlığını ifade ederek evde imam olan eniştemin CV'sini bulmuşlar. Eniştem Kastamonu'da gelsin ifade versin dediler. Yani Hakkı T'nin damadı olan imamın CV'si bulunmuş evinde. Hakkı T yasal zeminde dinlenmiş. Bir şekilde şikayetler olmuş. Bağımsız yargı organlarımız kuvvetli suç şüphesi bulmuşlar ki dinleme kararı vermişler. Kolluk kuvvetlerimizin ilgili teknik birimleri telefonunu dinlemişler. Fiziki takip yapmışlar. Bunlar bağımsız yargının ve hepimizin güvencesi olan emniyet güçlerimizin görevleri. Elbette şu an bildiğimiz kadarı ile yargılanma aşamasına gelmeyen Hakkı T yargılanmaya başlanacak. Bağımsız yargı kendisiyle ilgili kararını verecektir. Gelelim bir başka konuya. Karabük ilimizde özellikle son yıllarda Karabük milletvekili olduğu dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanımız Sayın Mehmet Ali Şahin'in başta Kardemir'e işe alımlarda olmak üzere diğer kurumlara alınacak elemanlar ile ilgili kura yöntemini getirdiği Karabük'te herkes tarafından bilinmektedir. Buna rağmen bir takım insanlar 72 yaşındaki Hakkı T'den neden medet umdular? Bu aslında araştırılması gereken ayrı bir sosyolojik konudur. Düşünün bir kere, üniversiteyi bitirmiş, mühendis vesaire olmuş bir kişi ya da o kişinin ailesi. Bildiğimiz kadarı ile ilköğretim okulu mezunu Hakkı T'den medet umar hale geldiyse herkesin ciddi ciddi bunu düşünmesi ve sosyolojik açıdan araştırılması gerekmektedir. Ayrıca Kardemir'e işe alımlar başta olmak üzere çeşitli yerlere kura ile işe alım olacağı ilan edilmesine rağmen insanların ısrarla Hakkı Bey siz bu işi halledersiniz demesiyle cahil birinin Cinci Hoca'ya gidip ondan medet umması ve Cinci Hoca Efendi'nin senin içine cin girmiş onu çıkarmamız lazım demesi arasında Allah aşkına ne fark vardır? Hakkı T şu anda zanlı konumundadır. Yargı kararı kesinleşinceye kadar suçlu değildir. Bu zanlı 72 yaşında ve ailesiyle avukatlarının belirttiklerine göre kalp hastasıdır. Bu konuda da bildiğimiz kadarıyla avukatları sağlık sorunları ile ilgili belgeleri sunup tutuksuz olarak yargılanmasını talep etmişlerdir. Dileğimiz bir an önce kendisiyle ilgili iddianamenin hazırlanıp yargılanmasıdır. Hakkı T'nin başına neden bu durumların geldiği konusunda dilden dile dolaşan söylentiler şimdilik bizim konumuzun dışındadır.